geldi. Bundan sonraki haber, bakanlık açıkladı. Adana'daki ekmeklerde GDO yok. Bu da son haber oldu. Adana'da bir firmanın ekmek katkı maddesinin analizinde GDO'lu soya maddesi çıkması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ekmeklerden alınan numunelerde GDO'ya rastlanmadığını açıkladı. İddialar üzerine pek çok fırından katkı maddeleri üreten firmalardan da örnekler alındığını söylediler ve Adana'da ekmekte herhangi bir GDO tespit edilememiştir dedi. Bu katkı maddesinde GDO var, ekmekte yok mu? Buradaki haberde böyle diyor ama en azından biz bir anda bakanlık ne oluyor? Bütün fırınlar tetkik edildi ve bu işi yapmak niyetinde olan bile artık anladı ki eğer yakalanırsa ciddi sonuçları var. Yapmayın kardeşim, ekmeğimizle bizim namusumuzla oynamak gibi ya. Ekmek bu ya. Var mı ötesi? Siz 3 kuruş para kazanacaksınız diye. Kısır mı olalım biz? Yani milletin soyunu mu getirelim? Tövbe ya Rabbim ya. Ne o? İşte zaten bakın, ekmek o yüzden yemeyin diyor ya şimdi bakın, doktorlarımız. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Canan Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Bize hep her konferansımızda sorulur bu. Hocam biz fakir insanlarız. Ekmekle karnımızı doyuruyoruz. Ne yapacağız biz? Yani asgari ücretle geçiniyoruz, emekli maaşıyla geçiniyoruz. Ne yapacağız biz? Karnımızı nasıl doyuracağız? Hayır, ekmeksiz karnımız doymaz bakın, bizim. Burada birkaç normal şey dedi. Söyleyeyim şimdi size. Bir, bu memleket sigara firmalarının dünyada lütfen çok içmeyin. Sigara içen toplum. Lütfen içmeyin. Ekmeğe verdiği parayı mı ben asgari ücretle geçiniyorum diyor. Asgari ücretle çalışan insanların çoğunluğu sigara içiyor bu memlekette. Eğer sofranıza koyacak yemeğiniz yoksa bir zahmet o sigarayı bırakın. Sofranıza, çoluğunuza, çocuğunuza ekmek götürün. İki, bakın ekmek ucuz olabilir. Ama o ucuz ekmeğin öyle pahalı maliyetleri var ki bugün ucuz diye yediğiniz ekmek yarın sağlığınızı bozacak. Çocuklarınızı kısır yapacak. Ne yazık ki. Ve bu maliyetlerin parayla karşılığı yok. Dolayısıyla sizin burada ekmek yerken o zararlı maddeleri de aldığınızı bilmeniz ve ona göre uzak durmanız gerek. Bugün ucuz olan ekmeğin yarın sağlık maliyeti çok yüksek olacak. Bunu aklınızda unutmayın. Olsun. Bunu unutmayın. Peki. Son derece tehlikeli. Tarih boyunca bu yapılmadı. Parayla alakası yok. Paça alın. 3 liraya satıyorlar. Ha. Kemik alın. Kasaplar verecek yer bulamıyor. Kemik suyu kaynatın. Yumurta alın. Çok mu ihtiyacınız var? Ne olur bahçenizin köşesinde 3 tane tavuk besleyin. Bıldırcın besleyin. Eskiden olduğu küçük gibi. Onun yumurtalarını alın. Niye yapılmasın bu? Benim babam da makine kimyada işçiydi. Biz de bahçeli bir evde oturduk. 4 kardeşlik tek işçi maaşıyla büyüdük. Annemin kümesinde hayvanları vardı. Kümesinde tavuklarını beslerdi. Biz oradan yumurta yedirirdi. Nerede yaşadınız? Kırıkkale'de. Kırıkkale. Evet. Selam olsun. Bakın Kırıkkale. Bunlar niye olmasın? Niye yapılmasın? Geçmişte nasıl yapıldıysa şimdi de yapılır. Aslında evde yoğurt yapan kadın tabii ki. Herhalde bizim programda mutlaka katkısı kesinlikle olmuştur diye düşünüyorum. Her şeyi unutun. Diyor ki toprak kirlendi hocam, su kirlendi, param yok. Bırakın onları unutun. Değiştirebileceğiniz şeyleri yapın. Evde yoğurdu kendiniz mayalasanız bile çok şeyi değiştirirsiniz. Kesinlikle. Bir tek yoğurt mayalamakla, bir tek turşu yapmakla, bir tek ekmekten uzak durmakla, şekerden uzak durmakla, çocuklarınızı sağlıklı beslemekle, normal doğum yapmakla ve anne sütü vermekle. Bakın bunların hepsi ucuz olanlar. Sezaryene giriyorsunuz, bir ton para alıyorlar değil mi? Normal doğum ucuz. Mama alıyorsunuz çocuğunuza, parayla satıyorlar değil mi? Anne sütü bedava. Bakın size parayla alınacak şeylerden bahsetmiyoruz. Parasız ama sağlıklı olanlardan bahsediyoruz. Bir paça 3 lira. Kemik bedava. Kasaplar artık verecek yer bulamıyor. Dolayısıyla parayla satıyorlar yapalım. Hocam sormayın. Benim yaptığım programlardan sonra paketleyip parayla satıyorlar. Ben de hep söylüyorum, hakkımı helal etmiyorum. Atacak kemiği paraya çevirip ticaret yapıyorsunuz. Tamam, abartmayın bari. Lütfen yapmayın yani. Peki.